2-3 günlük bir çalışma. Öncelikle sesim kesik, kusura bakmayın. Biraz önce istatistiklere baktım. Bütün istatistiklerde önde olan bir takım var. Özellikle ilk devre oynanan oyun. Bu maçın sonucu bu değil. Yani ben belki 3 gün oldu çalışalı ama inanılmaz tepki veren bir takım buldum. Mücadele anlamında, üretme anlamında. 10 tane korner atmışız. Yarı sahasında buluşma 35. İkili mücadeleler bizde. Ben yani her zaman içim dışım biri bir insanım. Şimdi oyuncumla bir toplantı yaptım, onu da söyledim. Siz böyle oynayın, biz bu işin içinden çıkarız kardeşim. İyi niyetli bir takım vardı sahada. Bir şeyler yapmayı öğreten bir takım vardı. Özellikle sonunda çift forvete döndük, biraz daha skoru yakalayalım diye. Özellikle üçüncü bölgede, yani kaleye yakın bölgede biraz daha dikkatli olabilseydik maçı farklı çevirebilirdik yani. Ama ben mücadeleden memnunum özetle. Talihsiz bir gol. Yediğimiz bir gol. Yarın itibaren de diğer maça hazırlanacağız. Ben iyi olacağı inancındayım yani. Bunu samimiyetle söylüyorum. En azından üzülen ve yıpranan bir takım var sahada. Bu da bize iyi olarak dönecektir. İyi akşamlar diliyorum. Bizim açımızdan ve Bursaspor açısından hem maç psikolojisi hem de güçler dengesi adına değerlendirildiği anda oldukça zor bir müsabakaydı. Öncelikle Bursaspor'un hakkını vermeliyim. Gerçekten biz maç öncesi yapmış olduğumuz çalışmalarda da gördük ki Bursaspor takımı normal şartlarda mücadelesinin, oyun direncinin ve teknik parametrelerin karşılığı bir durumda, bir pozisyonda değil şu anda. Gerçekten iyi bir takımımız var. Umut ediyorum ki bundan sonraki süreçte daha farklı bir takım izleyebilirsiniz kendi adınıza diye söylüyorum. Biz bu zorluğu ilk yarı daha fazla yaşadık. Bizi özellikle oyun kalitemizi, biz mutlaka futbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Savunmadan top çıkartmayıp ikinci bölgede etkili basmalarla beraber ilk yarı arzu ettiğimiz oyunu oynayamadık ki bunda Bursaspor'un oyun etkinliği daha ön plandaydı. İkinci yarı işler biraz daha tersine döndü. Biz biraz daha rahatladık. Tabii ki o dirençleri biraz daha eksildi. Biz biraz daha ayağı pası hızlı yapmaya çalıştık. O durumda daha fazla pozisyon üreten ve daha çok topa sahip olan takım görüntüsünde olduk. Genele baktığımız anda şiddetle 3 puana ihtiyacı olan bir Bursaspor'u böyle bir ortam içerisinde evinde yenebilmek bizim adımıza sevindirici. Tabii ki ligde her takımın kendince bir hesabı var. Biz UEFA'yı zorluyoruz. UEFA'yı zorladığımız dönem içerisinde işte bir üst basamağa çıkabilme gayreti içerisinde, doğrudan gruplara katılabilme gayreti içerisinde bir çabamız var. Alt tarafa baktığınız anda matematik olarak hiçbir takım düşmüş değil. Herkesin kendince mücadelesi var. Dolayısıyla ligin sonlarına doğru geldiğimiz şu ortam içerisinde oldukça çekişmeli ve heyecanlı müsabakalar oynanacak. Ben kendi adıma böyle bir müsabakayı galibiyetle tamamladığımız için son derece memnunum. Bursaspor takımına da bundan sonraki oynayacağı müsabakalarda diğer takımlara dilediğimiz gibi başarılar diliyorum. Umutluyuz. Tabii Bursaspor açısından da zor bir maçtı. Zor süreçten geçiyorlar. Bizim için de seri galibiyetler aldığımız bir zaman. Üst üste galip geliyoruz iyi oynayarak. İlk yarı biraz kötüydük, tutuktuk. İkinci yarı toparladık diyebilirim. Rakibimiz de bayağı ikinci yarı üstümüze geldi. Gol attığım için mutluyum. Gol atmamdan daha çok takımın kazanması bizim için önemli olan bir aile olduk. Trabzonspor'u daha yerlere getirebilmek için çok çalışıyoruz. İşte önümüzdeki haftada yeni Malatyaspor maçı var. Ona da iyi hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız ve ardından güzel bir derbi var. Orada da iyi bir Trabzonspor izlettirmek için sahaya çıkacağız. Penaltı pozisyonunda yani çok emindim. Orada ayağıma kim bastığını tam göremedim. Bülent Hoca'ya dedim ki hocam gerçekten ayağıma bas dedim. Ben yani atmam kendimi yere dedim. Gerçekten vara bakın ne olur dedim. Evet, acı çekmiştim. Ayağımda da hala izi var. O da tamam Abdülkadir zaten bakıyorlar dedi. Penaltı olduğundan emindim yani vereceğinden. Penaltıyı atsaydı Maestro daha güzel olacaktı ama 1-0 da bizim için güzel bir skor. Yani işte dediğim gibi yani benim için de önemli bir maçtı. Çünkü sakatlıktan dönmüştüm. Uzun bir süredir oynayamıyordum.
buna ihtiyacım vardı. Mutluyum gol attığım için. İleriki dönem için bir şey söylemek için erken yani. Önceliğimiz Trabzonspor, her röportajımda da diyorum bunu. Sezon bittikten sonra işte transfer sezonu geldiğinde bunlar konuşulacak şeyler. Şu an Trabzonspor başarısı için ter döküyorum.